Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını izledik, takip ettik. Üçüncü çeyrek itibariyle tahvil alım programı sonlanıyor. Bir süre sonrasındaysa faiz artırımına dair sinyal verdiğini gördük. Özellikle makro ihtiyati politikalar çerçevesinde enflasyonu dizginleme yönünde de beklentilerini dile getirdiklerini görüyoruz. Asya salgınının tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi Christine Lagarde yaptığı açıklamada. Ayrıca şirketleri doğrudan kredilendirme mekanizması TLTRO'nun vadesinin dolmasınınsa yine şu an itibariyle ekonomik iyileşme üzerinde etkisinin sınırlı kalacağına dair ifadeler kullandı. 7 yıllık bir parasal genişleme alışkanlığını bırakmanın kolay olmayacağını söylüyor. Buna dair de mekanizmaları nasıl inşa edebileceklerine dair yönlendirme yapacağını söylüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Covid-19 olduğu için kendisi koronavirüse yakalandığı için evinden katıldığı Christine Lagarde bu toplantıya. Dolayısıyla verdiği mesajlar da biraz daha soru cevapların uzaktan erişimle gerçekleştirildiği toplantı çerçevesinde kaldı demek mümkün. İlk etapta gidelim Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor orada. Ceren, ECB toplantısı ve piyasa etkisi üzerine neler söylersin? Açıl, evet, bu toplantı aslında merakla bekleniyordu. Çünkü son bir aylık dönemde, yani Avrupa Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısından bu yana Bundesbank Başkanı başta olmak üzere bazı üyelerden faiz artırımı noktasında gelen açıklamalar, söylemler artmıştı. Yani para politikasının bir an önce normalleşmesi gerektiği yönünde çağrılar da bulunmaya başlamışlardı Avrupa Merkez Bankası üyeleri. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında öne çıkan noktalara bakacak olursak aslında en merakla beklenen nokta varlık alımlarının ne zaman bitirileceği konusu ve faiz artırım politikasına ne zaman geçileceği konusuydu ki gazetecilerden bu soruyla, bu konuya ilişkin arka arkaya soruların geldiğini takip ettik. Fakat Lagarde bu konuşmasında da, bu toplantıda da net mesajlar vermekten kaçındı. Varlık alım programının 3. çeyrekte biteceğini, fakat daha erken de bitebilir, daha geç de bitebilir diye konuştu. Sonrasında faiz artırımlarına başlanabileceğini söyledi. Fakat faiz artırımlarının zamanlamasına ilişkin bir hafta sonra da yapabiliriz, aylar da alabilir açıklamasını yaptı. Yani tamamen verilere bağlı olarak hareket edeceğiz diye konuştu. Ve Haziran ayında projeksiyonlarını yayınlayacağını, yani Haziran ayındaki Avrupa Merkez Bankası'nın tahminlerinin oldukça önemli olacağını belirtti. Hem enflasyon hem de büyüme konusunda daha endişeli bir görünüm çizdi. Çünkü enerji fiyatlarında yaşanan hızlı artışın önümüzdeki dönemde hem yatırım hem de tüketim üzerinde daha fazla baskı yaratmasının muhtemel olduğunu söyledi. Büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti. Bununla beraber Rusya enerjisine boykot konusu soruldu kendisine ve Euro bölgesi üzerinde çok büyük bir etki yaratır dedi. Fakat bazı ülkeler üzerinde daha fazla bir etkisi olur açıklamasını yaptı. Aynı zamanda tabii sıkılaşma konusunda ilk çeyrekte Avrupa Merkez Bankası'nın bankacılık sektörü anketine dikkat çekti. Orada hali hazırda bankacılık sektöründe sıkılaşma olduğunu söyledi. Aslında bu hafta aktarmıştık. İlk çeyrekteki ankete göre Euro bölgesi bankaları kredi verme koşullarını sıkılaştırmışlardı. Hain halkı kredi hacminin güçlük almaya devam ettiğini söyledi. Şirket kredilerinin dengelendiğini ifade etti. Şu anda bankacılık sisteminde bir likitte sıkıntısı yaşanmıyor diye konuştu. Tabii son dönemde, son bir ayda mesela Mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %7,5 oranında arttı. Çekirdek ve manşet enflasyonda rekor yüksek seviyelere çıkıldığını görüyoruz Euro bölgesi tarafında. Enflasyonda yaşanan bu artış aslında Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Fiyatlamaları nasıl etkiledi diye baktığımız zaman en sert tepkiyi biz Euro dolar paritesinde gördük. Çünkü sabah saatlerinde Avrupa Merkez Bankası kararı gelmeden önce parite 1.09 onlar seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından hızlı bir şekilde 1.09'un altına çekildi ve Lagarde'ın açıklamalarıyla beraber düşüş hızlandı. Euro dolar karşısına baktığımız zaman %0.6'lık düşüşle 1.08.22'ler seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda sabah saatlerinde tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket vardı. Lagarde'ın açıklamalarıyla beraber bu hareketin hız kestiğini gördük. Bugün sabah saatlerinden bu yana Avrupa borsalarında iyimser bir hava var. Yükseliş hakim. Biraz daha sınırlı yükselişler. %0.5'e varan oranda yükselişler var. Burada özellikle bugün Avrupa'da seyahat endeksinde yükselişlerin hızlandığını gördük. Çünkü orada Wizz Air'dan gelen açıklamalar etkili oldu. Şirket hem son dönemde artan talebin arttığını söyledi havacılık sektöründe. Mesela beklenenden daha az zarar tahmini yaptı son çeyrek için. Bu açıklamalar pozitif okundu.
hisselere bugün Macaristan merkezi havayolu şirketinin hisseleri %9 oranında değer kazanıyor. Bu da Avrupa'da havacılık sektörünün %3'e yaklaşan oranda değer kazanmasına neden oldu diyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana. Serdar Paz'ı bizlerle birlikte. Serdar, Avrupa Merkez Bankası'ndan çıktıları gördük. Gerekirse daha hızlı hareket ederiz. Evet. Ek enstrüman gerekirse onu da yaparız diyor Christine Lagarde. Evet, yani çok şey söyleyip hiçbir şey söylememeyi başardı gene kendisi. Tabii Haziran ayında sonlanacak. Yani daha önceden açıklanmış takvim itibariyle varlık alımları. Bunu 3. çeyreğe de devam edebilir gibi biraz açık uçluğu bırakmak daha beklenenden güvercin ve olası faiz arttırımını öteleyen bir konuşma metni ve açıklama tarzı olarak değerlendirildi. Ve Eurodolar Paritesi'ndeki gün başındaki 1.09'un üzerine doğru toparlanmanın tamamen geri verilmesini, yeniden kısa vadeli 1.08'lerin aşağı zorlanması. Buralarda bir çift dip benzeri bir oluşum vardı bunun anlam kazanabilmesi adına. Biraz daha şahin bir Avrupa Merkez Bankası açıklamasıyla hani 1.10'dan üzerine doğru bir haftanın sonuna doğru kapanış görmesi gerekiyordu. Onun tersinin yaşandığını görüyoruz. Tabii Fed ile Avrupa Merkez Bankası arasında yani Ukrayna-Rusya savaşına olan yakınlık ve Rusya'ya olan bağımlılık enerji noktasında istihdam piyasasındaki gelişmeler, ki Lagarde da iş gücü piyasasındaki maaş artış hızının yavaşlamasından dem vurdu. Almanya dahil tüm ülkeler bir resesyon endişesi içerisinde. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nda yapabilecekleri sınırlı, yapmak istedikleriyle yapabilecekleri arasında ciddi bir fark var Fed'e kıyasla bakıldığında. Bu da Eurodolar Paritesi üzerinde baskının devam edebileceği anlamına geliyor. Özellikle kritik seviye 1.08 olarak izlenebilir burada. Şimdi bir de bizim Merkez Bankası'nın piyasa nasıl yorumladı onu da sorayım. Çünkü sonuç itibariyle para politikası, mali politika ve makro ihtiyati yöntemler var. Evet. Sonuç itibariyle bu üçlüyü para politikası ya da ekonomi yönetiminin ana üçlüsü olarak görebiliriz. Evet. Para politikası tarafında herhangi bir değişiklik yok. Evet. Maliye politikası zaten destekleyici kalmak durumunda. Para politikasının düşük faiz nedeniyle üretmiş olduğu sonuçları bir şekilde kompanse etmek için çabalıyor maliye politikası. Bu toplantıda makro ihtiyati önlemler ve tedbirlerden bahsedildi. Bizim anladığımız kadarıyla burada yeni bir şey getirmekten ziyade konuştuğumuz kadarıyla biraz daha önce alınan önlemler, bu %25'in %40'a çıkması ihracatçı döviz dönüşlerinde, aynı zamanda işte yine KKM dönüşlerindeki sağlanan istisnalar gibi nispi bu taraflara dönük gerçekleşmiş hamleler üzerinden bir iletişim maddesi konmuş oraya. Bir makro ihtiyati tedbir denilince ne anladı piyasa, ne kadar karşılanmasını bekler, ne duydunuz? Bakıldığında yani yaptığım görüşmelerde hani bu Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı ve sonlanmak durumunda olan TLTRO benzeri, hani uzun vadeli kredi, belki şu an itibariyle 90 güne kadar bir daha düşük, yani Merkez Bankası'nın fonlama faiziyle, ki şu an itibariyle bakıldığında işte ticari kredilerin kabaca yarısı oran olarak enflasyonun 1/4 nispetinde, yani buradan sağlanan bir fonlamanın belirli bir imtiyaz sağladığı açık. Dolayısıyla hani uzun vadeli nispeten şirketler için özel dizayn edilmiş ya da önceden hedefine bir şekilde odak noktası olacak şekilde tahsis edilmiş kredi miktarı. Yani bu da nispi bakıldığında yine genişlemeci olarak adlandırılabilecek bir unsur. Yani para politikasında faizli bir değişiklik yapılmayıp işte ikinci, üçüncü adımlar olarak değerlendirilebilecek zorunlu karşılıklar vesaire olarla değişiklik yapmayıp maliye tarafında da genişlemeci nispi uygulamalar, hani belki önceki dönemde yapıldığı gibi tüketici kredilerine nispeten sınırlayıp işte ticari kurumsal kredi tarafında daha üretim için kritik sektörlere yönlendirilebilecek uzun vadeli finansman sağlanması, ama bu da bakıldığında aslında genişlemeci bir politikanın unsuru. Dolayısıyla hani KKM ile kur volatilitesinin azaltılması ve o Aralık ayında hani beklenen baz etkisi dolayısıyla enflasyondaki aylık tarafta düşüş yakalanması dışında para politikasına ilişkin, yani ya da açıklama metnine ilişkin söylenemeyecek çok fazla bir şey yok. Bir de menkul kıymet istatistikleri geldi haftalık olarak. Özellikle hisse senedi tarafına dönüp baktığımızda genel anlamda biz hep şuna alışığız. Uluslararası yatırımcılar, yabancı yatırımcılar girer, arkasından bireysel yatırımcılar, yerliler onu takip ederdi. Evet. Bu kez farklı bir tablo var. Bireysel yatırımcıların ellerinde TL enstrümanı olarak enflasyona karşı çok fazla koruma imkanı olmadığı, bankalar tarafında da aslında önemli ölçüde bir fiyatlama fırsatı kaldığı için diğerlerine kıyasla, biz yerli yatırımcının ciddi şekilde borsayı yukarı sürdüğüne şahit olduk. Bu arada özellikle bankalara yabancı girişinin de oldukça yüksek olduğunu gördük. Son Kasım'dan bu yana en yüksek yabancı girişi olmuş. Evet, tabii içinde bulunduğumuz hani durumun yarattığı sonuçlardan bir tanesi de bu. Yani bankaların elinde şimdi bir hazine sabit kuponlu nispeten az orada arz vererek daha ziyade değişken faizle tüfe endeksli tahvillerde borçlanıyor. Piyasa yapıcı bankalar büyük ölçüde ihalelerin belirli ölçüde kısmını borçlanmakla yükümlü. Onlar da o yükümlülüğü bu tarafta değerlendiriyorlar. Şimdi bakıldığında sabit kuponlular tarafında 23'ler 24'ler civarında bir nakit akımı var. Şimdi
enflasyon endeksli tahvillerde bu şu an itibariyle 60'lar civarında, belki 70'ler civarında tepe yapabileceği 3. çeyrek itibariyle dile getiriliyor. Şimdi ikisi arasında ciddi bir nakit akımı farkı var ve hangi banka daha fazla portföyünde tüfe bulunduruyor, tüfe endeksli tahvil bulunduruyor. O tüfe endeksli tahvilden işte tüfe yıl sonunda şu kadar olursa bu kadar bir menkul kıymet geliri yazacak. İşte bu da hedef değerini buradan buraya çıkartır şeklinde yapılan simülasyonlara şahit oluyoruz. Dolayısıyla bankacılık sektörü üzerinde böyle bir etkisi var bu durumun. Diğer taraftan yabancı yatırımcının son birkaç hafta içerisinde bu hafta biraz hızlanma kaydıyla hisse senetlerine olan ilgisi. Sen de dediğin gibi yerli yatırımcının önden bu durumu fiyatlayıp yabancı yatırımcının arkadan gelmesi, eşlik etmesi gibi çok alışık olmadığımız bir duruma işaret ediyor. Ama tahvil tarafında ilginç bir şekilde yabancı yatırımcı azaltmaya devam ediyor. Ama bu haftanın tabii rakamlarını gelecek hafta Perşembe günü takip edeceğiz. Hani bu hafta edindiğim izlenim, yaptığım görüşmeler yabancı yatırımcının sınırlı da olsa kısa vadede nispeten. Çünkü kur volatilitesi düşük. Yani yabancı yatırımcı tabii alım gücünün kaybolmasına vesaire bakmıyor. Kur tarafından bir eğer eksi yazmadığı takdirde nominal çift tane faiz dünyada pek olmayan bir şey. Yani TL cinsinden de olsa. O yüzden hani gelecek hafta muhtemelen bir miktar daha o satışın yerini sınırlı da olsa alıma çevirdiğini görebiliriz. DTH rakamlarında da çok sınırlı değişiklikler var. Yani tüzeller tarafında özellikle DTH'de artış, gerçeklerde azalma var. Merkez Bankası'nın rezervlerinde sınırlı 1 milyar dolar civarında bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz Serdar. Kısa bir ara sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Deneyimli bankacı Mehmet Ertem bizlerle birlikte bu bölümde. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Açık. Hem Merkez Bankası toplantısından çıktıları hem son dönemde belki de önümüzdeki sürece ilişkin en tartışılacak ifadelerden bir tanesi makro ihtiyati önlemler. Bunlara dair ne yapılabilir? Bunun detaylarını konuşacağız size. Bu arada arkadaşlarımız bir son gelişmeyi aktarıyorlar. BIST Bankacılık Endeksinde primler şu an itibariyle %2'nin üzerinde. Endeks dün aslında 2500 puana yaklaşmış ama aşamamıştı. Amerikan seansı ile birlikte biraz daha yukarı yönlü hareketin kuvvetlendiğini gördük. Bakalım nereye kadar devam edecek? Şu anda %2'ler seviyesinde buradaki tablo. Önce bir gidelim. Yatırımcılar acaba bankalara bu makro ihtiyati tedbirlerin tesir etmeyeceğini düşünüyorlar herhalde. Bu şey onun mu işareti? Yani galiba toplantıdan önce de zaten yukarıdaydı endeks. Evet. Dolayısıyla o iyimser hava geçen haftadan bu yana devam ediyor. Bakalım detaylarını konuşuruz sizinle. Ama önce New York'a gidelim. Melike Ayhan bizleri bekliyor. Melike özellikle bugün baktığımızda gelen rakamlarda perakende satışlar hemen hemen beklentiler çerçevesinde denilebilir. Faiz saatlerine baktığımızda da 2.72'ler civarında dengelenen bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi görüyoruz. Dolayısıyla nedir ön plana çıkanlar? Artı tabii bilanço dönemi de geldi. Melike sesin kapalı zannediyorum geldi şimdi. Artışı perakende satış %0.5 arttı Mart'ta ve bunun çoğu enflasyondan kaynaklanıyor. Hane halkı harcamalarını tam anlamıyla yemiş enflasyon ve işsizlik sigortası başvuruları da gelen ikinci ekonomik veriydi. Geçen hafta 54 yılın dibine gelmişti. Şimdi 54 yılın dibinden birdenbire işsizlik sigortası başvuruları artıp 18 bin kadar artıp 185 bine geldi 8 Nisan haftası itibarıyla. Bu 8 Nisan'da biten haftayla birlikte ama genel anlamda şu anda birinci çeyrek bilançoları fiyatlanıyor. Goldman Sachs ve Citibank'ın geldi verileri, birinci çeyrek bilançoları ve beklenenden daha düşük olduğunu görüyoruz. Morgan Stanley'nin bir nebze daha ayrışıyor. O yüzden de hissesi %1 artarken Wells Fargo'nunki %3.9 düştü. JP Morgan'ınki düşmeye devam ediyor. Hayal kırıklığı yaratan bilançosundan sonra. Bir yandan da bu sabah itibarıyla Elon Musk ve Twitter yine konuşulan ana gündemlere oturmuş durumda. Neden? Elon Musk geri kalan, Twitter'ın geri kalan hisselerini 54.2 dolara hisse senedi başına alacağını söyler söylemez Twitter'ın hissesi açılışta %11 birden çıkmaya başladı. Son 6 ayda zaten %6'lık bir çıkış yapmıştı ve dediğim gibi bu geri kalanı alacağını söylüyor ve alma sebebi de özgür konuşma platformu yaratacağım diyor. İyi bir yatırım olduğunu düşünmüyorum, iyi bir yönetime sahip olduklarını düşünmüyorum ama onu reforme edeceğim diyor. İşte bunlarla birlikte Twitter'ın hissesi dediğim gibi yukarı çıkarken Williams, Fed başkanlarından Williams da
Mayıs'ta yarım baz puan artışı makuldür, mantıklıdır. Bu bir iyi bir opsiyondur diyerek görüşlerini bildirdi. Şu an itibariyle 3 endekste karışık bir görünüm var diyorum ama sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için. Kısa bir ara, sonrasında Mehmet Erten'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Mehmet Erten'le birlikteyiz. Bugünkü para politikası kararı üzerine konuşacağız, değerlendirme almaya çalışacağız. Mehmet Bey, üç bacak var. Birisi para politikası, biri maliye politikası, bir de makro ihtiyati politikalar. Bugünkü mesaj daha önceki toplantılardan farklı olarak makro ihtiyati politikalarla ilgili olarak diyor ki burada bir güçlendirmeye karar verdik. Zira cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi fiyat istikrarı için önemli. Uzun vadeli TL yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının iktisadi faaliyette amacına uygun şekilde buluşması önemli. O yüzden böyle bir bakış açısı ve makro ihtiyati taraftaki politikaların güçlendirilmesinden bahsediliyor. Ne anlıyorsunuz? Samimi olarak makro ihtiyati önlemler deyince benim aklıma iki şey geldi. Bir defasında makro ihtiyati önlemler olarak kredi büyümesi sınırlandırılmıştı bankacılık sisteminde. Yanılmıyorsam Ali Babacan'ın ekonomi bakanı olduğu dönemdeydi bu. Ve o büyüme hızı bizi enflasyonda istemediğimiz noktalara götürecek diye bankaların toplam kredi büyümelerine bir hız sınır gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam da %15 ile bunu sınırlamıştık. Sonra da karşılıklar kararnamesi üzerinde bir takım tedbirler alındı ve makro ihtiyati tedbirler olarak bunlar devreye sokulmuştu. Bu dönemde ben makro ihtiyati tedbirle bu metinde ne kastedildiğini henüz tam çıkaramadım. Herhalde bu arkasından bazı açıklamalar veya tedbirler gelecek. Yani öyle mi, yoksa var olan tedbirlerin güçlendirilmesinden mi bahsediliyor? İşte bu ihracatçı dövizlerinin %25'ten %40'a çıkarılması veya KKM'de şirketlerin elde ettiği döviz gelirlerinin uygulanacak olan vergi istisnasıyla bir miktar daha cazip kılınması gibi unsurlar. Hani bunlar da kastediliyor olabilir anladığımız kadarıyla. Biz sorduğumuzda öyle deniliyor çünkü. Öyle mi? Yani ben samimi olarak bunun neyi kapsadığını metinden çıkaramadım. Ama benden evvel bugün çok değerli ekonomistler de program içindeydi. Onlar krediler bacağı üzerinden baktıkları zaman bir, acaba kredilerde büyüme hızı özellikle bireyselde cari açıkla bağlantılı olarak bir rahatsız edici boyuta mı geldi ki bireyselde böyle bir büyüme yok. Büyüme daha ziyade ticari tarafta ve ticari kredilerde gözüküyor. Onu da nominal değer olarak baktığımız zaman yaşanan enflasyon, geçmiş enflasyonla baktığımızda o kadar da aşırı reel bir büyümeden bahsetmiyoruz. Hatta reel büyümenin olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla belki senin dediğin gibi makro ihtiyati tedbirleri Merkez Bankası'nın rezerv biriktirimini kolaylaştıracak veya hızlandıracak tedbirler bacağında düşünebiliriz. Ve de kur korumalı mevduatın daha da geniş kabul görmesine yönelik. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, daha yeteri kadar geniş kabul gördüğünü düşünüyorum ben. Ama yeteri kadar dövizden acaba kur korumalı mevduata dönüş, özellikle şirketler kesiminde vergi avantajı bittikten sonra sağlanamıyor diye mi bir görüş var. Bu belki dediğin gibi yeni bir hormon vererek bu ürüne canlandırılmaya çalışılabilir. Ama bütün bunlar benim nezdimde finansal fiyat istikrarına yönelik tedbirleri desteklemiyor gibi geliyor. Yanılmıyorsam bunların bu manada bekleneni sağlaması çok zor diye düşünüyorum. Zaten para politikasının önemli bir ölçüde terk edilmesinden sonra fiyat istikrarına yönelik metinde yer alanlar benim bilgim tahtında fiyat istikrarını sağlamaya pek yardımcı olmuyor. Zaten kuru baskılayan ve kur ataklarını önleyen kur korumalı mevduat da şu anda zaman zaman sizin ekranlarda da duymaya başladım. İhracattaki rekabetçi kur beklentisini bayağı törpülemiş durumda. Kur neredeyse düz bir çizgi halinde
tamam bazen bir plato atlıyor ama düz bir çizgi halinde uzun süre kalıyor. Dolar endeksi değişse de etkilenmiyor, savaş başlasa da etkilenmiyor veya savaşta barış sinyalleri hızlansa da etkilenmiyor. Tekrar geri döndüğünde yine etkilenmiyor. Yani orada bir düz çizgi var. Bu da ihracatta maliyet enflasyonuyla karşı karşıya olan imalatçının, üreticinin işini zorlaştırıyor. Fiyat istikrarına da ne kadar katkıda bulunuyor bilmiyorum. Peki bir virgül koyalım müsaadenizle. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler bizlerle birlikte. Serkan, makro ihtiyati tedbirlerin güçlendirilmesi konusundaki yaklaşımından Merkez Bankası'nın metin içinde sen ne anladın? Evet, merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Ya Mehmet Bey, tam ne kastettiğini anlamadım söyledi. Açıkçası ben de spesifik olarak şunu anlıyorum dersem çok doğru söylemiş olmam. Yani eskiden daha önce enflasyonun daha makul olduğu seviyelerde diyeyim, makro ihtiyaç tedbirlerden de daha çok bu tüketici kredinin payını azaltacak tedbirlerden bahsediyoruz. Fakat hani şu an baktığımızda zaten böyle bir durum yok. Yani kredi büyümesi neredeyse tamamen ticari kredilerden geliyor. Tüketici kredi artışı hiç yok gibi bir şey. Dolayısıyla belki burada hani yine cari açığı daha düşürmek üzere, cari açığı kalıcı olarak düşürmek üzere cari açığı düşürecek belli sektörlere daha önceliklendirerek bir kredi dağıtımı yapılması bir şey kastediliyor olabilir diye anlıyorum ben. Yani öyle yorumluyorum. Spesifik olarak kredi dağılımını kastediliyor olabilir burada makro ihtiyaç tedbirler diyerek. Ama tabii bu nasıl başarılacak, hangi mekanizmayla? Orası çok net değil. Bir de deniliyor ki metinde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileriyle bunlar da dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması finansal istikrar açısından önemli diyor. Dolayısıyla burada kredilerin yapısı ya da yönlendirilme biçimiyle ilgili bir farklılaşma beklenebilir mi? Yani şöyle, orada da tabii iktisadi faaliyet oluşması için çeşitli, özellikle bu KGF kredilerin yoğun ilk yoğun olarak kullanılmaya başladığı zaman amacına uygun kullanılmadığı kredilerin o zamanın sorunuydu. Şimdi daha spesifik olarak amacına uygun kredilerin yönlendirilmesi amaçlı, ama bu parasal genişleme önemlerinde bu parasının yaratılma süresi için hani bunun kontrolü de çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şöyle, yani siz bir birimlik kredi yarattığınızda bu çarpan etkisi de 5-6 birimlik bir etkisi oluyor ekonomide. Yani kredi verdiğinizde o aynı zamanda başka bir tarafta mevduata dönüşüyor. Bu mevduat tekrar krediye dönüşüyor. Yani bunun her aşamasında dolayısıyla bu paranın yaratılma süreci içerisinde bu şeyin denetlenmesi, iktisadi faaliyet yani uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması diyeyim, Merkez Bankası'nın deyimiyle bunun kontrolü çok da kolay bir süreç değil açıkçası. Serkan, teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Mehmet Bey, siz ne dersiniz bu kredi politikası ve dağıtım mekanizması için? Serkan'ın bir dediğine çok katılıyorum. Bir kredi kullanılırken birincil amaca hizmet etmesini sağlayabilirsin. Bunu olabildiğince dikkatli kontrol edebilirsin. Geçmişte bazen bu konuda hatalar da yapıldı veya bu kadar sıkı bir denetim ve amaca yönelik kullandırım konusunda hassas değildik de. Ama o çarpan etkisi, yani o krediyi piyasaya vermekle o krediyi kullananın elinde yarattığı değeri, nakdi başka amaçlarda kullanmasını engelleyemezsin. Veya bunun o hızla büyümesi, yani genişlemesini engelleyemezsin. Dolayısıyla biz eğer maliye politikasıyla da enflasyonla mücadele etmek istiyorsak kredi vermeye devam edelim ama amaca uygun kullansınlar. Yetmeyebilir sıkı bir maliye politikasında, bunu ifade ediyorum. Ama yatırım kredisi ve hakikaten yatırıma yönelik kredi bunda belki en masumudur. Ama çarpan etkisinden ağrı değil, onu da ifade edeyim. Peki yatırım kredisi ağırlığı görüyor musunuz şu an itibariyle? Bir bunu sorayım çünkü daha çok işletme sermayesine dönük olarak talep olduğunu duyuyoruz biz. Kabul. Yatırım kredisi elbette çok önemli, çok da belirleyici. Bu taraftaki iştahı nasıl görüyorsunuz? Çünkü bir yandan da hakikaten kapasite kullanımı %80'lere gelmiş olan sektörler de var. Şimdi yani yatırıma ihtiyaç olduğu aşikar. Eğer kapasite kullanımında %80'lere gelen sanayimizin beklentisi bunun devamı yönündeyse. Ama burada başta enflasyon olmak üzere, sonra jeopolitik konumumuzdan getirdiği riskler olmak üzere belki bir kararsızlık döneminden geçiyoruz. Yani bir yerde biz
önümüzdeki dönemde taleple arzın buluşamaması ve çıktı açığının da istemediğimiz bir seviyeye gelerek fiyatlar üzerinde bir başka baskı yaratan duruma da düşebiliriz. Şeyi bilmiyorum samimi olarak, ne kadar yatırım kredisi bu dönemde kullanıldığını bilmiyorum. Onu bakmam lazım belki. Ama işletme kredisine olan ihtiyaç ve bir de zaman zaman krediye erişmekte şikayet eden bir iş insanı grubumuz var. Bu artan maliyetler, yani arz şokuyla artan maliyetler birçok kurumda, birçok şirketimizde işletme kredisi, işletme sermayesi miktarını çok azalttı. Dolayısıyla burada bir talep var. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu belki hoş bir şey söylemeyeceğim ama özellikle bu fiyattan Türk lirası kredi kullanmamak, eğer o krediye erişim hakkı ve imkanı varsa basiretli bir yönetim tarzı olmuyor. Dolayısıyla erişen para veren varsa alın. Alacaksın, bu kadar basit. Yani bu fiyattan alacaksın. Yaşanmış enflasyonla mevcut kredi faizini karşılaştır 1'e 2. Mevcut kredi faiziyle beklenen enflasyonu karşılaştır en azından 1'e 1,5. Dolayısıyla Türk lirası kullandığın her kuruş kredi borç yiyor enflasyon zaten. Reel olarak sana o kullandığı nominal miktarın yarısına inecek zaman içinde. Bir de iş yapıyorsan, bu işini büyütmeye yarıyorsa, işletmeni geliştirmene yarıyorsa niye kullanmayasın? Ama bu da parasal genişleme. Yani bizim enflasyon mücadelesinde bir duraksama döneminde olduğumuzu kabul edelim. Ne para politikası yöntemiyle, ne maliye politikası yöntemiyle bununla bir mücadele etmediğimizi kabul edelim. Ne bekliyoruz biz? Baz etkisinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Geçen sene de bunu bekledik. Bu kadar kuvvetli değildi baz etkisi. Çünkü Kasım-Aralık'ta çok büyük rakamlar maalesef enflasyonda hanelere yazıldı. Dolayısıyla mutlaka matematik olarak bir şey olur ve inşallah olur. Ama biz mücadele etmezsek o baz etkisi nimetinden faydalanamayız endişesini de taşımıyor değilim. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar.